Herkese merhaba arkadaşlar. 1 Mart Pazar İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 8 koşuluk bir program var. da 3. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Ben de programla ilgili arkadaşlar takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi her ayak için özellikle 2-3 tane safkan ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip safkanlarınız ekleyerek en iyi oyunu kurguyu değerlendirmeye çalışın diyorum ki benim vereceğim kurgu arkadaşlar 4-5 TL civarında tutuyor ki düşük boyun kurgusu vereceğim. Dediğim gibi takip ettiğiniz safkanları muhakkak arkadaşlar kuponlarınızı eklemeye çalışın. Arkadaşlar gündüz programında İzmir, akşam programında da Adana var. Ee, ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Gündüz programında da İzmir olacak. İzmir'de de 6'lı 3. koşuyla beraber saat 3.30'da arkadaşlar bu Made'in satış koşusuyla. Başlayacak 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre mesafe kumda bir yarışını izleyeceğiz. Arkadaşlar bu yarışta 9 tane safkan start alıyor ki zaten hem meydan olması hem de satış koşusu olması dolayısıyla biraz dengesiz safganların. Özellikle zaten safganlarında bir yarışta en azından 3. ya da tabelaya girmişler. Bir sonraki yarışında yarışı bitirememişler gibi çok enteresan ya da değişkenlik gösteren performans sergileyen safganların bir arada olduğu bir grup gibi gözüküyor. Ben burada özellikle bir iki tane safkanı ön plana çıkaracağım ama zor bayak gibi gözüküyor. En azından sürprize müsait ayak gibi gözüküyor. Normal şartlarda arkadaşlar kağıt üzerinde özellikle iki numaralı akolundan ben etkili bir yarış gelmesini bekliyorum ki Alperen Oluk'la beraber start alacak bu safkandan. Her ne kadar son yarışlarında bekleneni verememiş gibi gözükse de ben safkanın oldukça beğendiğim safkan aslında. Orijin olarak en azından dikkatimi çeken bir safkan etkili bir koşu gelecektir. 2 numaralı Akon ilk şansı vereceğimiz safkan olsun. E, altının ilk ayağı için. Bu safkana rakip noktasında ekürülerden 3 numaralı Antepli Kayra e, bu mesafede en iyi derece yapmış Safgan ki zaten orijinal olarak da mesafeyi ilk koşacağı gözlemleniyor. Üzerinde de tecrübeli jokeylerimizden Gökhan Gökten'in olmasıyla e, gruptan bir tık ayrılıyor bu safkan. Yine bu safkandan etkili bir koşu gelecektir arkadaşlar. Son olarak da 4 numaralı Elbruz'dan bahsedeceğim ki sinan Özen'le koşacak olan bu Bosporus yavrusundan yine etkili bir yarış gelecektir. Özellikle son üçüncülüğünü ben çok beğendim bu safkanın. E, bu safkan yavaş yavaş kendini buluyor. Dediğim gibi yine etkili bir orijini var. İyi koşacaktır diye düşünüyorum. Bu safkandan da e, muhakkak yine değerlendirmemizi alalım arkadaşlar. Ben burada 2 3 ve 4 yani bu üç safkanın muhakkak kuponlarda olsun diyorum ama dediğim gibi dengesiz bir grup. Daha sonra Yine 9 numaralı Real North e, kuponlar eklenebilir bu Leonhard yavrusu da. Yine 9 e, 1 numaralı Abana Bey'i e, Placenti Perfect yavrusu olan bu safkan Adem Şen'le yine geniş kuponlar değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi özellikle 2, 3 ve 4 numaralı safkanla yani bu 3 Safkan'dan etkili bir koşu bekliyorum. Bu safkanları yazalım arkadaşlar. Daha sonrasında takip safkanlarınız varsa altın ilk ayağı için muhakkak değerlendirin günün. Ee, en azından sürprize müsait gördüğüm ayaklardan biri olarak gözüküyor. Günün ikinci yana geldiğimizde ise arkadaşlar e, Handikap 16'da dişilere ait bir grupta Yamak ikilerin e, olacağı bu yarışta 4 ve yukarı Arapların 1400 metre mesafede bir yarışını izleyeceğiz ki 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben 2 tane safkandan bahsedeceğim. E, bu safkanlarında oldukça etkili koşu bekliyorum ki ilk şansı Ananiye'ye vereceğim. Ben çok beğendiğim bir safkan e, özellikle son ilk üçüncü yani sondan üçüncü yarışını kazandığı yarışından bahsediyorum. O günkü yarışını ben çok beğenmiştim. Çok etkili, çok güzel bir yarış kazanmıştı. Ondan sonraki ikinciliği de oldukça tatminkardı. Son yarışında dördüncülük var ama bunu çok ölçü almayalım. Çok sert bir grupta koşmuştu o gün için. Yine de tatminkar bir yarış yapmıştı denebilir. ben bu safkan arkadaşlar müsait grupta uygun kilosuyla beraber. Üzerinde de yetenekli aprantisi. Bence bu bölgenin en iyi aprantilerinden olan Bekir Mert Mırık'la beraber etkili koşacaktır diyorum. İlk şansı Ananiya'ya verelim arkadaşlar. Bu safganın rakip noktasında son iki yarışını çok gösterişli kazanan üzerindeki Aprantis beraber çok iyi yarışlar çıkaran 5 numaralı Şerif abla. Ben bu safganı kuponumda muhakkak bulunduracağım. Bu iki safgandan dediğim gibi özellikle iyi koşu bekliyorum arkadaşlar. 6 ve 5 kuponlarımızda muhakkak olsun bu iki safgandan etkili yarış gelecektir. Hem zaten yamak 2 olması itibariyle de hem üzerindeki de diğer aprantilere göre ben biraz daha yetenekli olduğunu düşündüğüm için, hem atların da kilo avantajlarının olduğunu düşündüğüm için. E, bu iki safkandan ben kesinlikle iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Bu iki safkandan muhakkak kuponlarımızda bulunsun. Burada yine geniş kuponlarda 4 numaralı kuşi. Bazı bazı start problemi yaşayan safkan olsa da e, bazen koştuğunda çok enteresan işler yapabiliyor. Sevdiği mesafede koştuğu da söylenebilir arkadaşlar. Bu safkanla etkili bir yarış gelebilir. E, sürpriz noktasında bu safkanı da değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi 6 ve 5 bir tık önde daha sonrasında 4 diyorum arkadaşlar. 6'nın ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise kısa vade altı dişilere ait bir grupta dört ve yukarı İngilizlerin 2100 metre mesafe kumda bir yarışı olacak. Altı tane safganı start alacağı bu koşu için arkadaşlar. Ben yine özellikle bir safkanı ön plana çıkaracağım ki ben zaten e, gruptan da bu safganı bir tık üstte görüyorum. Özellikle arkadaşlar zaten e, grupta e, bilinen stil ile büyük ihtimalle 5 numaralı Jack Vatar'ın önde sert tempoda yarışı götüreceği hemen arkasını İpek Kız'ın e, duracağı hemen de onun yanında yine Türk Şuransı'nı göreceğimiz bir yarış olacak. Grubu en sonunda takip edecek olan 4 numaralı Kaliyente ve 1 numaralı Rufar'da sanın sonlarda yapacak etkili sprintte yarışı kazanmaya çalışacağı, İpek Kızın'ın önünde direnmeye çalışacağı bir yarış gibi olacak gibi gözüküyor. En azından kağıt üzerinde bu şekilde e koşuyu koşturabiliyoruz arkadaşlar. ben özellikle 4 numaralı kaleyant'tan bahsedeceğim ki bu safkan bence bu gruptan bir tık üstün arkadaşlar. Ben çok beğendim. çok da inandığım safkanlardan biri. E bir Utopia yavrusu ki Utopia aslında çok da kaliteli bir safkandı. E aygırdı daha doğrusu. İyi yavrular veriyordu ama erken kaybettiğimiz aygırlardan biri oldu. E, da güzel dişi yavrularından biri olan Kalente sonlarda yapacağı çok etkili bir sprinti var. Çok güzel yarışlar çıkartabiliyor bazı bazı. Daha önce zaten bu grup bir araya gelmişti. O gün için yine etkili sprintini yapmıştı ama o gün için bir numara Rum vardı sana geçilmişti bu safkan. E, ben o, gün, o günkü yarışın rovanşı olacağını düşündüm. Bu yarışta ben 4 numaralı Kalente'den çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Ben küçük kuponlarda risk edilebileceğini düşünüyorum 4 numaralı Kalente'nin. Tabii rakibi noktasında bir numara Rum vardı sen Kadir Tokaçoğlu'yla oldukça uyumlular. Bu ikili bir araya geldiğinde yarış kazanıyorlar. Kazanmaya da devam edecekler gibi gözüküyor. Oldukça uyumlu olan bu ikiliden yine iyi bir koşu gelecektir. Bu iki safgan bir tık bende. Onda olsa da yine İpek Kız ve Türküş ransom gibi safkanlar da arkadaşlar geniş kuponlarda değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi ben özellikle 4 numaralı Kalyante'den oldukça etkili bir yarış bekliyorum. E, küçük kuponlar için risk edilebilir noktasında değerlendirilebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün e, beşinci, dördüncü ayağına geldiğimizde ise Şirin Yer koşusu var. Günün en önemli e, koşularından biri olan Kupa, e, Grup 2'de koşacak olan dörtlü Yukarı Arapların 1900 metre mesafede bir yarışını izleyeceğiz ki altı tane safganı start alacağı bir koşu için 5 e, beş numaralı Memduha için bence yine kolay bir yarış olacak gibi gözüküyor. E, çok e, uygun bir grupta start alıyor ki zaten İzmir Kumu'nda henüz geçilmemiş bir safgandan bahsediyoruz. E, çok etkili yarışları var. Özellikle bu mesafeyi, bu kumu çok seviyor. E bu safkana e, rakip noktasında şöyle bir e, gruba göz attığımızda Ege belki değerlendirebiliriz ki son ikinciliği oldukça yeterliydi aslında bu safkanın ama her ne kadar e, olsa da kumu düşük olan bir safkan Memduh ile zaten e, kumun çok kaliteli bir ile başlayabileceğini düşünmüyorum. Daha sonrasında da e, yine çok önemli bir koşuda güzel bir ikincilik elde eden dört numaralı Kara Mustafa verdiği ara sonrası tekrar dönmüştür ama ben çok sıkıştırılmayacağını düşünüyorum safkanın. İlk defa da ee, bu kadar kendinden e, sert bir grupta koşacak. E, ben o yüzden 5 numaralı memduanın yarın için bu grupta rahatlıkla üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Rahat bir birincik elde edecektir. Kuponlara da tek atılabilir arkadaşlar. Bu saf yani için İzmir'de 4. ayağında 5 numaralı memduanın geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kuponlara da rahatlıkla tek atılabilir. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise handikap 15'te dişilere ait bir grupta 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafe kumda bir yarışı olacak. 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben yine özellikle 2 tane safkandan bahsedeceğim. Bu iki safkandan da iyi koşu bekliyorum arkadaşlar. İlk şansı 5 6 numaralı Firdevs'e vereceğim ki bilindiği gibi ben bu safkanı hemen hemen her yarışında bahsediyorum size. Çok etkili yarışlar yapıyor. Ben orijin de çok beğeniyorum safkanın. İyi de koşuları var. Özellikle son birinciliğini oldukça beğendim bu safkandan ben etkili bir yarış bekliyorum. Yarın için de sevdiği mesafede koşacak olan safkan çok da uygun grup yakalamış. Zaten kilo olarak da olucuktu yerinde. Kendisini tanıyan hemen hemen 4-5 defa üzerinde gördüğümüz Alperen Oluk'la beraber ben iyi koşu koşup yarın için uygun grupta etkili bir birincilik elde etmeyi yakın gördüğüm safkanlardan ilki olacak. Bu safkan rakip noktasında da 5 dimol Ross'tan bahsedeceğim ki ekürü avantajı olan bu safkanın yine her ne Etkili bir yarışı gelecektir diyorum ki. Mustafa Çiçek'te de oldukça uyum yakaladılar. Son beşincinin ölçü almayalım. O gün için grup biraz sertti. Ona rağmen aslında gruptan kopmadılar. Kazanan grubun hemen içindeydi Bernie Krons. E, Ben yine etkili bir yarış yapacaktır diyorum. Bu Bosporus yavrusunun e, ileride de zaten iyi işler yapacağına inandığım güzel bir orijini var. Mustafa ile beraber bu safkanı da kuponlarımızda bulunduralım diyorum. Kendisi kadar da iyi bir ekürüs de var. E, she's My Baby'de arkadaşlar. Yine ekürüs de oldukça kaliteli bir safkan ben bu safkanlı kuponlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Yani 5 ve 6 arkadaşlar benim burada bir tık önceliğim. Bu iki safkandan kesinlikle iyi koşu gelecektir. Daha sonrasında zaten e, bilinen safkanlar var. Rakip noktasını değerlendirebilecek Bosnalı Kız gibi, 3 numaralı Winner Dancer gibi verdiği araya rağmen safkanlar değerlendirilebilir ama ben de 5 ve 6 grupta bir tık önce duruyor arkadaşlar bu iki safkan benim için önceliğim 6 günün 5. ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde Sandikap 14'te 4'te yukarı İngilizlerin 1900 metre mesafe kumda bir yarışı olacak ki 16 safkanı start alacağı bu koşu için ben yine 3 tane safkanı ön plana çıkaracağım arkadaşlar. İlk şansı size her yarışında bahsettiğim bir türlü birinciliği getiremediğimiz 5 tuma Grey Wolf'tan yine bahsedeceğim. Güzel koşular yapıyor aslında. Beklediğim etkili koşular yapıyor ama bir türlü kazanamıyordu safkan bugün için üzerine bölgenin e, tecrübeli jokeylerinden Gökhan Gökçe'ye de vermişler. Artık o istediğimiz birinciliğe yakın olduğunu düşünüyorum. Muhakkak iyi koşacaktır diyorum Gökhan'la beraber ilk şansı. Ben burada 5 numaralı Grey Wolf'a vereceğim. Bu safkan rakip noktasında bir safkan çok dikkatimi çekiyor. Çok da uygun kilosuyla 8 numaralı Helbent'ten bahsediyorum. Bu safkanın özellikle bu mesafelerde çok iyi yarışları var ki zaten orijinal olarak da bunu yapması gerektirir. Atakan Cadan'a veren de bazen böyle çok enteresan sürprizler imza atabiliyor. Ben 8 numaralı Helbent'in sürpriz noktasında muhakkak kuponlarda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak da 2 numaralı Bart Wright'ımdan bahsedeceğim ki El Karador yavrusunun yetenekli aprantisi ile beraber son yarışlarındaki oldukça tatminkar yarışlarına güzel birincilik ekleyebilir. Etkili yarış yapacaktır diyorum. Bu safkanı yine kuponumuzda bulunduralım diyorum arkadaşlar. Yani 5, 8 ve 2 diyorum altının son ayağı için. Yine geniş kuponlarda 4 numaralı Dram Soldier arkadaşlar. Ekülü avantajı da olan bu safkandan yine güzel bir yarış gelebilir ki beklentimi çok altında koşular koşuyor aslında ama kalitesiyle yine yarışı lehine çevirebilir. Yine 1 numaralı Tagaryan son dokuzuncunu çok ölçü almayalım. Oğuzgin için grup çok sertti. Handikap 17 bir gruptu. Ama bugün için kolaylayan grupta her ne kadar ağır kilosuna rağmen olsa da iyi bir koşu gelebilir arkadaşlar bu safkan yine geniş kuponlarda değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi önceliğim arkadaşlar 5 8 ve 2 6'nın son ayağı için Arkadaşlar İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip sapkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Yani için şimdiden herkese bol şans diliyorum.